köklü bir partinin mecliste ağzınıza çıkan her söz partinizi ve genel başkanınızı bağlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Hem bunu sormak istiyorum ama Devlet Bey'le yani yakın çalışan biri olarak çalışmak nasıl bir şey? Yani Devlet Bey'in siyasi tarzı, çalışma tarzı bunlarla ilgili kısa düşünceler alabilir miyiz? Çünkü çok fazla bilinen şeyler değil bunlar. Çünkü hakikaten çok zor bir şey. Yani orada MHP gibi köklü parti ağzına çıkacak bir cümle koca bir dava partisini bağlayacak. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim? Tabii bu çok hassas bir görev. Çok şerefli bir görev. Allah razı olsun. Genel Başkanımız yani milletvekili olduktan kısa bir süre sonra bizi böyle bir görevle görevlendirdi. Böyle bir vazifeyi teslim ettiler. Biz de onu layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ama o dediğin hususun farkında olmaya gayret ediyoruz. Dua ediyoruz Allah'ım bir boşa düşürme, işte bir yanlış ağzımızdan inşallah bir şey çıkmaz diye. İnan her zaman dua ediyoruz. Çünkü niyetiniz farklı olabilir. Ağzınızdan bir kelimeyi yanlış tercih edersiniz, yanlış bir şey söylersiniz. O sizin camianızı etkileyebilir, hiç tahmin etmediğiniz bir kesimi, toplum kesimini yaralayabilir, rencide edebilir. Bambaşka neticelere sebep olabilir. Onun için elimizden geldiği kadar dikkat etmeye gayret ediyoruz. Hassas bir iş. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yılını devirmiş siyasette. Parti olarak, fikri geçmişe olarak çok daha köklü bir takım fikri temelleri olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla onun sorumluluğunu taşımak daha da büyük bir yük. Allah o yükü layıkıyla taşımayı nasip etsin. Genel Başkanımız da çok müstesna bir şahsiyet. Ben onun emrinde çalışmaktan şeref duyuyorum. Biz Sayın Genel Başkanımızdan, Sayın Başbuğumuzdan da Allah razı olsun, rahmetli Başbuğumuzdan. Sayın Genel Başkanımız da o yolu, ülkücü hareketi daha da ileriye taşımak noktasında. Her zaman doğruluktan ayrılmadan, ahlaktan efendime söyleyeyim ayrılmadan bize bir yol çizdi. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim bize bir takım suçlamalarda bulunacaksa bulunsun, herkese karşı alnımızın akıyla bir takım şeyleri ifade edebilecek durumdaysak bu Sayın Genel Başkanımızın sayesindedir. Ülkücü Hareket'in geçmişinden, Başbuğumuzdan ve Genel Başkanımızdan dolayıdır. Allah razı olsun, biz yanıltmadılar. Bu hareketin içerisinde hep doğru yollara, doğru yönlere gittik. Çok prensipli, çok edepli, yani onu da ifade etmem lazım. Karşısındakine her zaman yaş farkı olmaksızın, biz onun evladı yaşındayız ama çok değer veren, çok kıymet veren ve o verdiği kıymeti de hissettiren, nezaketi hiçbir zaman elden bırakmayan çok kıymetli bir şahsiyet. Ve değerlendirmeleriyle, öngörüsüyle, siyasi analizleriyle, ortaya koymuş olduğu tavırlarla, bize tavsiyeleriyle, talimatlarıyla her yaşadığımız bir hadisenin bizim açımızdan büyük bir ders olduğunu burada ifade edebilirim. Allah ömrünü hayırlı etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye'nin geleceği açısından Sayın Genel Başkanımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki liderliğinin son derece önemli olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri güvene, samimiyete ve nezakete dayanan çok müstesna bir ilişkidir. Bakın bunun iyi takip edilmesi lazım. Türk siyasetinde örnek bir ilişkidir, münasebettir. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli günlerden geçtiği bir dönemde bu vazifeyi yapıyor olmak önemli bir sorumluluk. İnşallah geçmişten gelecekte bugünlere bakanlar da ya bu memleket için, bu millet için hayırlı hizmet görmüş birisidir derler inşallah. Bizim amacımız, gayemiz o. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, şimdi konuyu konuşunca aklıma geldi. Son soru mu? Devlet Bahçeli herhangi bir nedenle siyaseti bıraktı veya işte MHP liderliğini bıraktı. Levent Bülbül kendini bu süreçte nerede görüyor? Zaman zaman mesela Levent Bülbül'ü
Devlet Bahçeli'den sonra gelebilecekler arasında gösterenler oluyor. Bir de Süleyman Soylu'nun da mesela Devlet Bahçeli'nin veliahtı olduğu gibi bir söylenti var. Bu iki konuda da kısa fikrinizi alırsam sevinirim. Efendim onlar çok ciddi spekülatif mevzulardır. Hı hı. Biz ahlaken, biz duruş olarak, bizim ülkücülük, bizim anlayışımızda, geleneğimizde liderin var olduğu, başımızda olduğu bir süreçte aklımızdan değil, beynimizin bir tane hücresinden böyle bir şey geçerse biz kendimizi sorgulamamız gerekir. Dolayısıyla ahlaken böyle sorularla meşgul olmayı doğru bulmuyoruz. Bu hareket lidersiz kalmaz. Allah'a şükürler olsun. Başbuğ gibi karizmatik, büyük bir liderin hareketin banisinden sonra genel başkanımız bu harekete lider olmuştur. Allah'a şükürler olsun. Dualı bir hareketiz. Bu hareketin başında her zaman bu sorumluluğu taşıyacak müstesna insanlar yer almıştır. İki liderimiz vardır. Bu noktada Allah genel başkanımıza hayırlı ömür versin. Biz onun emrinde, onunla beraber mücadele etmekten, onun yanında beraber mücadele etmekten büyük bir onur, şeref duyuyoruz. Öbür kısımlar başka niyetlere sahip olanların tartışma konularıdır, tartışma alanlarıdır. Biz orada iyi niyet görmüyoruz. Teşekkür ederim.